Kanal 5 ekranlarında Eğit Yorum'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün Eğit Yorum'da üniversitelerin bilimselliğini tartışacağız. Üniversitelerin mevcut durumunu ele alacağız konuğumla birlikte ve ideal üniversitenin nasıl olması gerektiğine ilişkin sohbet gerçekleştireceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Zafer Karaer, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü kendisi. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Evet, üniversiteleri masaya yatırıyoruz hocam bu programda. Evet, üniversiteler masaya yatırırken ben şunu ifade edeyim öncelikle. Böyle bir konu gerçekten önemli bir konu. Üniversiteler nasıl olmalıdır, nereye gelmelidir, nerede olmalıdır gibi. Onun için önce size teşekkür ediyorum ama ben de bir 40 yıllık hoca olaraktan bugüne kadar üniversite geçmişimde gördüğüm 82 gök öncesi, 82 gök sonrası karşılaştırma yapabilecek bir insan olarak da yani üniversitenin bugün nerede, dün neredeydi, bugün nerede, yarın nerede olması gerekir ile ilgili olarak da bildiğimiz kadar bir şeyler söylemeye çalışalım. Üniversiteler gerçekten bakıldığı zaman peki iç açıcı bir yerde değil. Öncelikle onu ifade etmekte yarar var. Şimdi bunun nedenini bir sormam lazım hocam. Dünyada özellikle batılı ülkelerde ve Amerika'da bazı üniversiteler var ve seçerek öğrenci alıyor. Dünyanın en saygın, bütün teknik anlamda en iyi üniversiteleri olarak geçiyor. Bunları bizim üniversitelerimizden ayıran etken nedir? Şimdi bunu bir bilmemiz lazım. Biz üniversitelerde neden kaliteli bir bilim üretemiyoruz? Yani üniversitelerimizde eksik olan ne? Önce bir tespit yapalım. Yani önce bir tespitini yapmamız lazım sıkıntının, sorunun. Ondan sonra çözüm önerilerine ilişkin de nasıl olması gerektiğine değinelim. Öncelikle tespiti bir ben kendi şahsi görüşüm olarak belirtmek istiyorum. Şöyle şimdi öğretim üyeliğinde yükseltme, atama yükseltme ile ilgili olaraktan baktığımız zaman buradaki kriterleri ele almak lazım değil mi? Öğretim üyesi, bir öğretim üyesi nasıl olmalıdır? Önce onu, o şablon nasıl Türkiye'de? Önce öğretim üyesinin mi nasıl olması gerektiğini tarif etmemiz gerekiyor. Bence önce yani bilim adamı nasıl olmalı? Bir bilim insanı nasıl olmalı? Bilim insanı şimdi Türkiye'de baktığımız zaman Türkiye'de bilim insanı ile ilişkili olaraktan söylenebilecek tek kelime puanla bilim insanı olunuyor. Yani doktorasını verdikten sonra yardım doçent olurken belli bir puan alacak, doçent olurken belli bir puan alacak. Bu puan nasıl toplanıyor? Değil mi? Bilmeyenler için de bunu söylemekte yarar var. Bu puan şöyle toplanıyor. Şimdi bir çalışma yapılıyor. Araştırma yapılıyor daha doğrusu. Yani bizim tez dediğimiz değil mi? Tez değil. Şimdi tez bir tek doktora da yapılıyor. Ona da daha sonra geliriz zaten. Yani ilk önce bu atama yükseltmelerle ilgili olan bölümdeki prosedürü anlatayım da. Şimdi burada puan esası şuna göre gerçekleşiyor. Puan çalışma yapılıyor. Çalışmanın içeriği hiç önemli değil. Sadece sayı ve adet olaraktan herhangi bir dergi ki bu kategorize edilmiş dergiler var. Dünyada kategorize edilmiş işte ABC grubu dergiler oluyor bunlar. Bu neye göre kategorize oluyor, nasıl oluyor falan bunlarla ilgili soru işaretleri hep vardır. Burada esas olan o dergilerde yayının yayınlanması. İçerik çok fazla önemli değil. Ve özellikle ben öyle deneyimlerimiz de var ki Türkiye'ye direkt ilgilendiren, Türkiye'ye direkt katma değeri olan çalışmalar bu tür kategorize yurt dışındaki dergilerde yayınlanması biraz zorlanıyor. Niye? Çünkü diyorlar ki Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu konu bizi çok fazla ilgilendirmiyor diye. Şimdi burada ben özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Yani bu kategorize dergiler, işte bunu impact faktör olarak da falan değerlendiriliyor falan. Bunlar neye göre yapılıyor, nasıl yapılıyor, kimin tarafından bu şekilde kategorize edilmiştir? Bu bir kere tartışılmalı üniversitelerde.
Bu siz uluslararası hakemli dergilerden bahsediyorsunuz. Evet, uluslararası hakemli. Uluslararası dergilerden evet, bahsediyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin bu anlamda uluslararası hakemli bir dergisi var mı? Bir bilim dergisi. Şimdi Türkiye'de ya ilk bu kategorize edilme durumu söz konusu olduğunda yoktu. Bunlar aynı zamanda paralı dergilerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani her sayfası için belirli bir ücret ödüyorsunuz. 50 dolar, 100 dolar vesaire gibi böyle derginin şeyine göre, büyük impact faktörüne göre. Ki finans, yani bunların dergilerin esasen yönlendirilmiş olduğu yerler de biraz farklıdır. Yani bunlarda ilaç firmaları da vardır, farklı yerlerde vardır. Yani dergiye kabul edilecek yayınların... Yani objektif kriterlerden daha farklı kriterlerin geçerli, evet, olduğu, geçerli bir olduğu bir bilim dergisi oluyor. Evet. Şimdi burada yayınlanacak olan araştırmalara baktığımız zaman çok fazla böyle dediğim gibi ülkeye katma değer olan, dünyaya katma, bilimsel değerleri olan çalışmalar yapılmıyor. Çünkü niye? Puan ne kadar çabuk tamamlanırsa, yani istenen puan, yardım doçentlikle mesela doçentliğe atanırken veyahut da işte doçent olurken, diyor ki mesela doçent olurken bizim sağlık bilimleriyle ilgili Science Citation Index'te yayınlanacak 3 tane de eser olması lazım. Bunlardan birinde araştırmacı birinci isim olmalıdır diyor. Şimdi ama arkasında isterse 10 tane isim olsun, 20 tane isim olsun. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla önemli değil. Şimdi böyle bir kategorizasyon ve de puanla böyle yükseltilmeler söz konusu olduğu zaman bir de takvim koyuyorlar. Diyor ki mesela 3 yılda doçent olunacak, 4-5 yılın sonunda doçent olduktan 5 yıl sonunda da profesör olacak. Böyle bir prosedür böyle var. Böyle bir prosedür dünyada var. Nasıl hocam? Dünyada Harvard'da nasıl? Vallahi dünyada böyle değil tabii. Dünyada Cambridge'de nasıl? Sadece yani bir, bunlar nasıl uygulanıyor oralarda? Dünyada bu nasıl prosedür? Oluyor? Bu prosedür mesela doktora çok önemli bir konu. Akademisyenliğin temeli doktora ile başlıyor zaten. Doktora da tez hazırlanır. Ama Türkiye'de dünyadaki doktora tezin anlayışından çok farklı tez anlayışı vardır. Anlatabiliyor muyum? Yine burada da öğrenci işte girer girmez 2 yıl denir ki ders alacak, şu dersleri alacak. 2 yıldan sonra işte belirli bir konu verilecek, o konunun sonunda o tez yapılacak. İşte onun da süresi en fazla 2 yıldır, en fazla işte 3 yıldır neyse. Yani böyle bir süre vardır. Ama dünyada öyle bir şey yoktur. Dünyada herhangi bir konu vardır, çalışılan konu vardır. O çalışılan konunun bir parçasını verirsin sen ona. Şimdi Türkiye'de bakın, ben şimdi bunu da burada söylemek mecburiyetindeyim. Çok açık konuşalım. Açık hocam. Konuşalım tabii. Yani tabii, üniversiteleri tabii. Kızdırırız ya da birilerini kızdırırız filan saikiyle değil. Gerçekten. Sorunların tespitine yönelik çok öz, çok dobra dobra. Şimdi dünyayla karşılaştırma hiç gerek de yok aslında bakarsanız. Şimdi Türkiye'de neyin yanlış yapıldığını iyi bilmek lazım. Bana göre doktora demek, yani dünyadaki PhD denen bir şey var ya, evet. Söylem var. Yani philosophy degree'dir o. Yani bir işin felsefesini yapabilme durumu. Yani doktora da çocuk veyahut da arkadaş, bilim insanı ilk yetişeceği zaman, o elbiseyi giydiği zaman, yani doktor ünvanını aldığı zaman, ki bu cübbe falan giyiliyor ya, doktor ünvanını aldığı zaman, o konuyla ilgili olaraktan felsefe yapabilecek duruma gelmiş olmalı. Yani kafa patlatma. Dediğimiz. Yani bir alanda kafa patlatması lazım ve ömür boyu da kafa patlatmayı kafasına koyması lazım. Değil mi? Tabii. Bizde bu böyle olmuyor. Bizde belirli bir prosedür var. 2 sene ders alacaksın. 2 sene sonunda işte hoca sana bir konu verecek. Konu verdikten sonra hoca o konuda işte çalışacaksın, araştırma yapacaksın. Daha sonra getirip işte tez olarak da onu sunacaksın. Bu çok yavan. Bir kere şimdi doktora yapan, ben açık konuşmayı da severim. Geçmiş gün, yıl demeyeyim de tarihlerde YÖK Başkan Yardımcısıyla bir arada bir toplantıdaydık biz. Orada ÖYP adı altında, bugün yani bunun açılımı şu, öğretim üyesi yetiştirme programıyla ilişkili olaraktan öğrenci gönderiliyor. Anlatabiliyor muyum? Öğrenci, yani öğretim üyesi yetiştirme programı dediğimiz zaman doktoradan yetişecek. Yani çocuk lisans programını tamamlamış,
mesleği eline almış, daha sonra doktora yapacak, öğretim üyesi olacak, akademisyen olacak çocuk, arkadaş, neyse. Bu gönderiliyor, işte bunu yapan hocamız, yani bu konuyu, ÖYP'yi ortaya koyan ve ÖYP'yi uygulayan hocamız bizzat karşılıklı konuştuk. Orada karşılıklı değil, konferans verdi bu konuyla ilişkili olaraktan. Daha sonra soru cevap kısmına geçildi. İşte ÖYP ile şu kadar bilim insanı yerleştirildi, şu kadar bilmem ne yapıldı falan gibi böyle bir söyle, yani konferansın konular arasındaydı bu. Daha sonra soru cevap kısmına geçildi. Soru cevap kısmında hocaya bazı sorular soruldu. Tabii hoca cevap verdi. Gerçekten iyi bir program aslına bakarsanız bana göre. Ama işlevselliğine baktığınız zaman ben bir soru sordum orada hocaya. Dedim ki hocam sizin programınızın açılımı ne? Öğretim üyesi yetiştirme programı. Öğretim üyesi yetiştirme programı değil mi? Peki öğretim üyesi yetiştirme programı adı altında gönderdiğiniz arkadaş gittiği yerde ne derece ehil bir öğretim üyesi tarafından yetiştiriliyor? Anlatabiliyor muyum? Diye sorunca hoca sustu. 30 saniye falan bir şey söyleyemedi. Gerçek anlamda bu çok önemli. Usta çok önemli diyor. Usta önemli. Yani çırağı bir yere göndereceksiniz ama ustası kim önce ona bakmak evet, lazım. Evet, şimdi esas da bu önemli. Bu olmadığı süre içerisinde gidiyor çocuk mesela. Ben öyle şimdi hasbelkader Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü de yapıyorum. Bu arada karşılaştığımız bir sürü olay var tabii bu konularla. Yani Sağlık Bilimleri Enstitüsü demek, ben onu da izah edeyim size. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 1300-1400 tane böyle akademisyen yetiştiren şimdi öğrencimiz var bizde. Öğrenci var. 600 tane öğretim üyesi var. 70 tane de ana bilim dalı var. Farklı tıp fakültesine ait var. Diş hekimliği, eczacılık, veteriner fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, spor bilimleri fakültesine ait böyle 70 tane farklı ana bilim dalına öğretim üyesi yetiştiren program var bizde. 200'e yakın program var. Anlatabiliyor muyum? Fakat ne yazık ki bunu da burada ifade etmekte yarar var. Bu dediğim şekilde hocaya sorduğum soru, ben bilerek sordum tabii. Sorunun içeriğinde şimdi öğretim üyesi, yani usta dediniz ya, evet, hayatında hiç ama hiç bir proje yürütücülüğü yapmamış birisi doktora tez yöneticiliği yapıyor olması sizce ustalıkla ne derecede yani bağdaşır? Yani bir proje dediğim mesela TÜBİTAK'tan konusuyla ilgili bir proje alır insan. 200 bin, 300 bin, 400 bin veyahut da Devlet Planlama Teşkilatı veya Avrupa Birliği projesi olur. Onu alır, planlar, programlar, işte o proje kabul edilir. Daha sonra onun işte A'dan Z'ye bütün programını, planını kendisi yapar. Ve belli bir süre sonunda o projeyi tamamlar ve sonucunu sonuçlarını açıklar, yayınlar. Hocam, Türkiye'deki üniversitelerde bu manada ürün ortaya koyabilen, rapor, sonuç ortaya koyabilen bir, ne diyelim ona, perspektif ortaya koyabilen çok az sayıda bilim adamı var. Bakıyoruz, mühendislik fakültelerinden de çok nadir bilim adamları çıkıyor. Tıp fakültesi nispeten Türkiye'de daha oturmuş bir yapı aslında. Avrupa ile kıyaslandığında çok daha iyi noktada. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü tıpçılarla çok ciddi diyaloglarımız var ve hastanelerdeki tedavi yöntemlerine ilişkin de ciddi bir background'um var. Bunu biliyorum ama yeterli mi? Değil. Yani hayali olmayan, bir şey üretmekle ilgili bir hayali olmayan insanı bilim adamı yapmamak mı lazım? Yani benim bu cümlem doğru mu? Ya şimdi hayali... Bir şey üreteceksiniz ama bir hayaliniz var. Yani bir bilimle ilgili bütün hayatınızı adamışsınız. Ve artık onun bütün zirvesi nereyse orayı gözünüze kestirmişsiniz. Siz şimdi, ben 40 yıllık hocayım değil mi? 40 yıldır bu mesleğe hizmet edenlerden bir tanesiyim ben. Geldiğim gün mesela ben 1976 yılında ilk asistan girdikten sonra
keneyle çalışmaya başladım. Hala da keneyle çalışmalarım devam ediyor. Yani bugüne kadar ve geldiğimiz noktada keneyle ilgili... Bu ne yapıyor? Bu alanla ilgili sizi aslında dünyada adı çok bilinen bir bilim adamı haline getiriyor değil mi? Dünyada olmasa bile Türkiye'de belli bir şekilde yön gösterebilecek bir şeye sokuyor yani. Yani Türkiye'de keneyle ilgili veyahut da kenenin taşıdıkları işte hayvanlardaki hastalıklar, etkenleriyle ilgili falan belirli bir yere getiriyor tabii insanı. Fakat bu özellikle işte söylediğim şekilde ki öğretim üyesi yetiştiriciliği yani puana bağlı ve takvime bağlı öğretim üyesi yetiştirme şekli. Ben bunu her zaman YÖK'e yazdığım yazılarda da vardır. Bilim adamlığından ziyade sıradan bir devlet memurluğu pozisyonuna geçmiş. Ya mesela tabii bir bankada şef veyahut da müdür nasıl oluyorsa işte 2 senede bir şeflik sınavı vardır. Ona girer. 3 senede bir işte müdürlük sınavı vardır. Neyse. Yani veya işte bir polis müdürü nasıl oluyorsa işte amirden gelip veya bir askeri işte teğmenden başlayıp nasıl yükseliyorlarsa falan o şekilde bir gidiş olmaz bu öğretim üyeliğinde. Yani veyahut da bir nasıl diyeyim bilim insanında aslına bakarsanız. Yani öğretim üyeliğinden çok bilim insanı. Bilim insanı yani bilim adına bence benim bir son yazım vardı. Bilme hizmet etmek, bilimin hizmetkarı olmak. Yani kariyer adına değil de bilim üretme adına bir çabanın içerisinde olması bekliyoruz. Şimdi lisans ve lisans üstü programlarda çalışanlar, yani hem öğrenci olarak hem de öğretim üyesi olarak çalışanlar bilime hizmet etmek mecburiyetindedir bir kere. Ve bilimin hizmetkarı olmak mecburiyetindedir. Yani bilim size hizmet ettiği zaman siz o zaman hiçbir şey yapmamış olursunuz. Zaten mesela İbn Sina'nın bir lafı vardır. İbn Sina diyor ki ta binli yıllarda söylemiş. 950'de doğmuş. 1034 falan yılında ölmüştür tamam, kendisi. Hala bizim için referans tabii. Olabilir. Şimdi diyor ki bilim ve sanat itibar görmediği yeri terk eder. Bilim ve sanat itibar görmediği yeri terk eder demiş İbn Sina. Müthiş bir söz. Çok müthiş bir söz. Ve bizim yani Türkiye Anadolu'ya baktığınız zaman Anadolu gerçekten bilimin doğuş yeridir bana göre. Milattan önce 5000 yıllara bakın gidin. Milattan sonra mesela 1200 yıllara bakın. Anlatabiliyor muyum? 1300 yıllara bakın. O İbni Haldunlar işte bilmem neler işte bakın ya Farabiler şunlar bunlar. Mevlana'lar, Yunus Emre'ler hepsine bakın. Bunların hepsi yani tasavvuf bir de olsa, çok yönlü bilim adamları birçok alanda astronomi ve uzay bilimlerinde tabii, tabii. Olsun, matematikte olsun. Harezmiler var. Evet değil mi? Fizikte olsun müthiş. El Cezire var mesela gerçekten bilim adamları. Bilim insanı. Yani baktığınız zaman burada gerçek anlamda bilime hizmet edilmiştir ve de bilim gerçek anlamda bulunacağı yere gelmiştir. Ama daha sonra 1400'lü yıllardan sonra bakarsanız bilim terk etmiştir bizi. İşe geçmiş. Terk etmiş ve de hala bugüne kadar da gelmemiştir ülkeye. Ben yazdığım bir yazı var. Gerçekten son yazdığım ve de paylaşırım bunu. Bilime hizmet etmek, bilimin hizmetkarı olmak adı altında. Gerçekten Türkiye'de yani akademisyenliğin en büyük zarar gördüğü nokta bence puan ve takvime bağlı öğretim üyesi yetiştirmek. Puan ve takvim şunu çok... da şunu da eklesem yanlış mı olur hocam? Bilimin aslında en büyük zarar gördüğü bir diğer nokta da bilimin bilimsellikten çıkartılıp bir ideolojinin esiri haline getirilmesi. Yani ideolojik bir gözlükle bilim yapıldığını zanneden öğretim üyeleri ya da hocalar vasıtasıyla aslında bilime de bir nevi ihanet edilmiş oluyor değil mi? Şimdi Türkiye'de bilim niçin yapılıyor? Ben size onu söyleyeyim. Türkiye'de bilim fakültelerde genellikle profesör olmak için yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Hedef profesör olmak. Bir şey üretmek değil. Hayır. Kesinlikle. Yani bugün tabii bizim maaşlarımızla ilgili falan sorunlarımız var tabii. Tabii hocam o konuyu ben sürekli destekliyorum. Yani özellikle araştırma görevlilerinin maaşları. Akademisyenlerin maaşlarıyla ilgili sürekli bu konuda akademisyenlerin sonuna kadar arkasındayım.
bu çağda hocaları yetiştiren, bilim adamlarını yani mühendisleri yetiştiren, kalifiye insanları yetiştiren hocalara bu maaş reva görülmemeli. Şunu özellikle belirtmek istiyorum şunu. Yani özellikle araştırma görevlilerinin maaşı çok yüksek tutulmalı bana göre. Çünkü daha kaliteli insanlar akademisyenliğe gelsinler. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim de hoca olaraktan hani maaşlarımızla ilgili sorunlarımız var ama özellikle araştırma görevlilerinin maaşları çok düşük. Bunların çok bir polisten bile düşük alıyorlar hocam Allah aşkına. Yani bir ama işte bir lise öğretmeninden bile daha düşük maaş alıyorlar. Bu işte yani, kaliteyi etkiliyor. Bu işte bir terslik var. Kesinlikle kaliteyi de etkiliyor yani. Yani kafası çalışan iyi arkadaşlar bakıyorsunuz tercih etmiyor akademisyenliği. Şimdi ben doğru oturup doğru konuşalım. Yani burada evet, özellikle söylemek istediğim konu bilime ihanet etmişiz biz zamanında ve bu hala devam etmektedir. Bunun tabii ki gelecekte ne olur, nasıl olur pek bilinmez ama bence puan ve takvimin acilen nasıl... Yerine ne ikame edilebilir hocam? Şimdi puan ve takvim şeyini kaldıralım. Büyük ihtimal bahsettiğimiz çok önemli üniversitelerde ve ülkelerde puan bazlı bir değerlendirme yok. Belki bilim adamlarının ne ürettiğine bakılıyor. Ne ürettiğine bakılıyor. Orijinal ne ürettiğiniz, tabii, ne katma değer sağladınız, ona göre bir yükselme. Ben şeyde 82'den önce de bulunuyordum dedim ya. 82'den önce gerçekten mesela doktora yapıldıktan sonra doktora tezi. Şimdi biz öylesine giriyorduk, girdik. Asistan olarak girdik. Doktoramızı yaptık. Ama hoca işte tam böyle bir usta çırak ilişkisi içerisinde. Önce diyordu kürsüdeki işleri, yani bulunduğunuz ana bilim şimdi bilim dallarındaki işleri yapacağız. Daha sonra sizin kendi özlük yani kendi işleriniz daha sonra yapacaksınız falan. Bunlar hiç önemli değil. Biz orada hamdık piştik yani manasında bir şey olabilir. İfade tarzı olabilir. Piştik. Daha sonra dedi ki hoca size şu konuyu doktora tezi olarak veriyorum. Verdi. Biz onunla çalıştık, malıştık işte. Neyse. Öyleydi eskiden. Böyle bir takvim yoktu. Yani puan da yoktu. Takvim de yoktu ama. Yani 2 yıl ders alacaksın. 4 yıl bilmem ne olacak. 4 yıl sonunda siz doktorayı yapıp bitireceksiniz diye bir kaydı yoktu. Ben 6 yılda doktoramı bitirdim. Yani çok daha fazla yani şey tembel bir öğrenci de değildim aslına bakarsanız. Ama bu tembellikle ifade yok. Pişmek ve yanmakla ilgili tamamen. Tekamül. Tekamül. Evet. Burada daha sonra ne oluyordu? Daha sonra yani YÖK'ten önce habilitasyon tezleri vardı. Doçentlik tezleri vardı. Orada işte aday kendisini tam manasıyla ispat edebilme durumuna sahipti. Çünkü doktora da hoca vasıtasıyla yapılan bir tez çalışmasıydı. Habilitasyon tezi denen doçentlik tezi ise adayın sırf kendisinin dizayn yapıp yani tasarlayıp ortaya koyduğu bir çalışma ve bunu başarması demektir. Sonucu. Anlatabiliyor muyum? Burada şunu da ben özellikle vurgulamakta yarar var. Yine Yunus'tan bir şey var, deyiş var. İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen yanıcı okumaktır diyor şimdi. Burada kendini bilebilmek için mutlaka kendinin tasarlayıp kendinin ortaya koyduğu bir şey olmalı. Anlatabiliyor muyum? Kendini iyi tanıyabilmek için. Onun için bence yani doktoradan sonra eskiye yönelik olarak da ben bunu hep savunmuşumdur ve de savunmakta da ısrar ediyorum. Yani bir habilitasyon tezi yani doçentlik tezi ortaya koymak mümkündür. Yani bu adayın tek başına yapacağı bir tezin, bir çalışmanın olması gerekir. Şimdi diğer mesela doçentliğe atanırken falan ki durumları ben biraz önce bahsettim ya, orada adayın tek başına yaptığı bir çalışma yoktur. İstenmiyor da zaten. Anlatabiliyor muyum? Grup halinde, takım halinde yapıyorsunuz. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Bak burada benim en fazla atıf aldığım diyeyim, böyle atıf alırsanız değeriniz artıyormuş gibi görünüyor aslında. Atıf aldığım ve impact faktörü en fazla yüksek olan bir dergide yayınlanmış yazım ne biliyor musunuz?
şöyle bir yazı. 9 tane falan isim var. 9 isim var. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde cerrahi bölümünde, ama nöroloji bölümünde işte beyni açmışlar. Beynin içerisinde bir kurt bulunmuş. Bu kurdu bana işte kurdu bulmuş hoca. Bizim daha büyük bir hocamıza telefon ediyor. Diyor ki ya işte böyle böyle bir kurt bulduk işte beyinde. Siz bunu teşhis edebilir misiniz? O hoca da bana telefon ediyor. Diyor ki hocam aman Zafer diyor benden büyüktü hocamdı çünkü Allah rahmet eylesin. Diyor bakabilir misin? Bakarım tabii hocam dedim. Baktım. Teşhis ettik. O hoca da dahil olmak üzere. Yani bana telefon eden, yani ona telefon haber veren bana telefon eden. Hoca da dahil olmak üzere 9 tane kişinin ismi var. Yani bu bir tane küçücük kurt ya. Birinci dönem larva. Bu en fazla şeyi almış. Yani atıf almış. Ve de impact faktörü biraz daha yüksek bir dergide yayınlanmış bir yazı. Yani ben gerçekten impact faktörmüş, yok şuymuş, yok buymuş, kategorize dergiymiş. Benim esas gözümde olan şey, Türkiye'ye ne katma değer yapmıştır, bilme ne katma değer yapmıştır, ne kazandırmıştır. Yani hocam, bir memur zihniyetinden çıkartılması lazım. Bilim adamlığı bir memurluk değil. Yani aşama aşama sizin terfi aldığınız, rütbenizin ya da derecenizin arttığı, maaşınızın arttığı bir memurluk değil. Bilim adamlığı kendini bir bilime adamak ve o alanda bir şeyler ortaya koymak, insanlığa hizmet etmek. Yani ulvi bir amacı var aslında. Ulvi bir amacı var. Şimdi biz zannediyorum Türkiye'deki üniversitelerde, yani Türk üniversite sisteminde biz bunu bir memurluk haline getirmişiz. Orada aldığınız rütbe, doçent, işte profesör, bir takım rütbeler insana böyle bir kimlik, böyle bir ne diyelim, sadece yer, mevki kazandırma amaçlı kullanılmış. Yani sizin ne ürettiğinizin çok fazla bir önemi yok. Öğrenciler geliyorlar, işte tahtada bir şeyler yazıyorsunuz. Zaten yıllardır okutulan bir takım dersler var. Ondan yazdırıyorsunuz öğrencilere, ne oldu? Hadi yetiştirdik, gidin. Bir bakın, şimdi şunu da ben size ifade edeyim İsmail Bey. Şeye baktığınız zaman, üniversitelerin sıralamalarına baktığınız zaman, dünyadaki Harvard şudur budur var ya, Cambridge. Evet. Bunlara baktığınız zaman Türk üniversiteleri kaçta? 200 taneye yakın, 200'e yakın üniversite var. Vakıf ve şey üniversitesi var. Türk üniversiteleri kaçıncı sırada sizce? İlk 100'ün içerisinde bile neredeyse yok hocam. İlk 100'ün içerisinde yok. İlk 200'de de yok. İlk 300'de de yok. 400'ün sonunda 500'e yakın olanlar da var. Anlatabiliyor muyum? 200 tane yakın üniversite var. Sıralamaya baktığınız zaman ilk 400'ün, yani 400'ün 498, 493 bir şey var. Orta Doğu 300 küsürlerde, 300 onu inkar etmeyelim. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi var. Biraz yani 400'ün dışında olan, ama diğer üniversitelerimiz maalesef, yani Orta Doğu'da maalesef demek gerekir ki, çünkü yani 300 ne demek yani? Bugün Çin'den, Kore'den girmiş ilk yüze adamlar. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Üçüncü dünya ülkelerinden bile üniversitelerden. Üniversiteden girmiş yani. İlk yüze girenler yani, var. Yani burada siz biraz önce sordunuz ya Harvard falan diye. İşte yani, bir Harvard sıkıntımız falan var hocam. Yok. İşte bir sıkıntımız var. Yani bu parayla izah edilebilecek bir durumda değil. Şimdi çok basit. İşi sadece maaşla açıklamaya kalkarsak bu kesinlikle buradaki sıkıntıyı tespitte yeterli olmuyor. Yeterli olmaz. Yani insanları bilime yöneltecek, üretime teşvik edecek, bir şeyi keşfetmeye teşvik edecek unsur para değil. Başka bir şey. Tabii. Evet, motivasyon araçlarından birisi para olabilir, maaş olabilir. Ya da sahip olduğu ekonomik imkanlar olabilir. Ama bu motivasyon unsurlarının asla ilk sırasında değil. Bunu bence biliyoruz. De öyle. Bence de öyle. O yüzden bir eksiğimiz var. Ya bizim bilim adamlığı tanımında, bilim adamı nasıl olmalı, bu tanımda bir eksiğimiz var bizim. Ya biz öğrencileri yetiştirirken o bilim adamı yetiştirme programlarında bir eksiğimiz var, bir problemimiz var. Biz gerçekten bilime kendisini odaklamış, üretmeye odaklamış bireyler yetiştiremiyoruz. Başka şeylere gidiyor bunların kafası. Baktığınız zaman mesela kaç tane patentli ürün üretiliyor Türkiye'de? Çok az hocam. Yani son özellikle belki son 10 yılda ekonomik gelişmeye paralel olarak bir takım
Yine de orada var ya, ortaklar var arasında yabancılar var. Evet. Çoğunda da öyledir. Bak ben bakın o TÜBİTAK falan patent ürünler şeyine bakın. Orada yazar zaten. Geçen şu çok hoşuma gitti. Yanılmıyorsam İzmir Üniversitesi olabilir Sayın Hocam. Nanoteknolojiyle bir küçük şey üretmişler, hücreler üretmişler. Bunu bir kumaş şeklinde dizayn etmişler. Bu kumaşla ev ısıtabiliyorsunuz. Normalde şu anda doğalgazla yapılan ısıtmanın 3'te 1, 4'te 1 fiyatına siz 120-130 metrekarelik evi ısıtabiliyormuşsunuz. Yani bunlar gerçekten sevindirici gelişmeler. Yani Türkiye'de yapılan bir buluş, tıp alanında ortaya konan yeni bir keşif. Bunların hepsine müthiş derecede seviniyoruz gazeteciler olarak. Kaç, ama o kadar az ki. Kaç profesör var biliyor musunuz Türkiye'de? Sayısını bilmiyorum hocam. Bilmiyorsunuz. 20 bin tane profesör var. 20 bin. 20 bin profesör var. 20 bin profesörümüz var. Kaç tane akademisyen var, yani araştırma görevliliğinden başlayan, biliyor musunuz onu? Onu da bilmiyorum hocam 140 maalesef. 140 bin civarında da araştırma görevlisi ve hoca var. 140 bin civarında. Anlatabiliyor muyum? Yani büyük bir ordu var aslında bakarsanız. Büyük potansiyel var. Yani 20 bin profesör demek gerçekten bugün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Şimdi Amerika'daki üniversitelerde toplam ne kadar profesör var, bu anlamda ne kadar şey var, bunu açıkçası bilmiyorum. Ama bu sayının fazla olması, profesör, doçent vesaire sayılarının fazla olmasının ben bilime çok da fazla şeyler katacağını düşünmüyorum. Evet. Yani bir şeye ne kadar zor ulaşırsanız zannediyorum o kadar kıymetli oluyor. Ya da bir bilim adamını zor şartlar altında böyle sınırlarını ne kadar zorlarsanız o kadar geniş bir beyin çıkıyor zannediyorum ortaya. Biz herhalde odaklanma, konsantrasyon sıkıntısı da çekiyoruz gibime geliyor. Ben işte temelde sorun olaraktan akademisyenlikte böyle yetişmiş ve yetiştirme aşamasına gelmiş olan insanların gerçek anlamda ne derecede yetişmiş olmalarıyla ilgili sorunlar var diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani 20 bin profesör bugün gerçekten büyük bir potansiyeldir bana göre. Ki onu doçentlerle, yardım doçentlerle falan bir topladığınız zaman yaklaşık 80-100 bini bulur. Anlatabiliyor muyum? Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani bunların her biri işte yılda bir tane bir şey üretse 100 bin tane. Yani değil mi? Yılda bir tane üretse 100 bin tane bizim her yıl. Her yıl. 100 bini geçtik. En az bir 20 bin tane böyle uluslararası hakemli bilim dergilerinde en az 20 bin tane önemli konularda bizim araştırmamızın yayınlanmış olması lazım. Ben uluslararası hakemli dergilere çok fazla güven şey yapmıyorum. Yani inanmıyorum da. Yani uluslararası hakemli dergi bizim dergilerde olabilir. Ülkeye gerçek anlamda katkısı olan, dünya bilimine gerçek anlamda katkısı olan bir sürü yani yapılması gereken çalışmalar var. Bugün biz Türkiye'de neyi biliyoruz? İlk önce onu da ortaya koymamız lazım. Yani bilinmesi gereken her şeyi biliyor muyuz? Yok. Yani ben kendi konumla ilgili söylemek gerekirse hiçbir şey bilmiyoruz. Üniversitelerin halkla ilişkileri de sıkıntılı hocam. Onu da bir eleştiri olarak hemen söyleyeyim. Çok güzel bazen ürünler üreten bilim adamlarımız oluyor. Gerek sosyal bilimler alanında gerekse mühendislik alanlarında çok güzel çalışmalar oluyor ama bunu halka yansıtma, kamuoyuna duyurma adına böyle çok da iyi bir noktada değiller. Çünkü halka duyurulması, kamuoyuna yansıtılması bu üretimlerin zannediyorum bilim adamlarını da teşvik edecektir. Teşvik edici olacaktır. Çünkü bugün bir sürü sanatçı görüyoruz. Sözüm ona sanatçı, müzisyen, oyuncu. Her gün ekranlarda görmek mümkün. Ama müthiş ünlü, inanılmaz böyle bir şey oluyor. Yani oyunculuğunu geliştirmesi açısından bu bir etken oluyor ona. Fayda sağlıyor. Ama bu kadar ünlü popüler bilim adamlarımız yok. Ama olmalı. Çok önemli, kıymetli ürünler ortaya koymuş bilim adamlarımız var. Bunlar da ünlüler kategorisine sokabilmemiz lazım. Demek yani o değeri vermemiz lazım bence. Toplumda herkes tanımalı mesela bir profesörü.
Tabii magazin basını olmamak kaydıyla olabilir. Yok, magazin basını kastetmiyorum yani, hocam. Yani ortaya koyduğu kıymet evet. ve değer açısından evet bu alanın ordinaryüsüdür. Bu alanın uzmanıdır. Şunu üretmiştir. Sokakta sıradan sorduğumuz 10 kişiden 8 tanesi o profesörün ne ürettiğini, bilime ne kattığını bilmesi gerekiyor mesela. Aslında bunu yapabilsek alttan yetişen bilim adamlarını da bir nevi bu alanda teşvik etmiş oluruz. Yani ünlü bir bilim adamı olayım diye en azından çalışabilirler yani. Daha iyi şeyler üretebilirler. Almanca dergide okudum. Gerçek anlamda tabii ben bilimin en üst düzeyde yapıldığı yerlerden birisi Almanya'dır. Evet. Belki Amerika'dan da üstündür. Ben o iddiada da bulunabilirim. Onlar diyor ki mesela sizin bu söylediğiniz gibi ünlü olmalarına da çok fazla gerek yok aslına bakarsanız. Şimdi onlar Almanların da pek böyle baktığınız zaman sıralamada çok fazla şeyleri yoktur. 1, 2, 3, 4, 5 öyle yerleri yok. Yani üniversite sıralamalarda Almanlardan giden yoktur. Ama bakarsanız ağır makinelere bakın, iş makinelerine bakın, diğer silahlara bakın, şuna bakın, buna bakın. İşte ürettikleri farklı alanlardaki bir sürü bilimsel şeye baktığınız zaman gerçekten Almanlar ön planda. Ama orada yapılan bilim gerçekten öyle diyor zaten. Biz diyor doktora öğrencisi ile ilişkili olarak da söylüyor tabii bu. Temelidir diyor bu işin. Biz diyor orada diyor gerçek anlamda diyor felsefe yapabilecek bilim insanı yetiştirme yoluna gidiyoruz diyor. Ve orada öyle bizdeki kadar çok fazla profesör falan da yok aslına bakarsanız yani. Yani 20 bin, 30 bin. Yani şu mu hocam, benim tabirimle okuduğunu anlayacak bilim adamlarına ihtiyaç yok. Hayal ettiğini anlatacak bilim adamlarına ihtiyaç olabilir, var. Olabilir, o birazcık tabii. Doğru mu? Şey, tabii olabilir. Çünkü artık yani okuduğunu anlama mertebesinden hayalindekini anlatma mertebesine geçmiş olmak demek değil mi bilim adamlığı? Ya bilim adamlığı bana göre bilgiye ulaşmak. Yani dünyada veyahut da işte evrende, kainatta bilinmeyenleri ortaya koymak ve bunlara hakim olmak. Bence bilimin tarifi bu. Türk Dil Kurumu'nun şeylerin sözüne baktığın zaman falan çok karmaşık bir tarif falan yapılıyor ama benim için bilim budur. Yani bilinmeyenleri ortaya koymak ve bunlara hükmetmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani insanoğlu olarak da bu şekilde bilinmeyen keşfetmek. Nereden başlayalım hocam? Şimdi YÖK taslağı hazırlanıyor. YÖK yasa tasarısı hazırlanıyor. Yani öyle anlaşılıyor ki hükümet de özellikle üniversiteler bağlamında üniversitelerin bilimselliğini artırmak, üretimini artırmak adına bir çalışmanın içerisinde. Evet. Buna en büyük katkıyı zannediyorum yine üniversitelerdeki hocalarımız, profesörlerimiz, üst düzey akademisyenlerimiz tabii. verecek en büyük katkıyı. Çünkü sorunların nereden kaynaklandığını, nerede sıkıntılar olduğunu, yani bu istediğimiz şekilde bilim üretememe problemimizin temelinde yatan nedenleri en iyi onlar biliyorlar. Dolayısıyla bu alanda bilmiyorlar demek ki. Çözümü gelirken yani yok yani. Bence yani öyle şöyle mi? Diyeyim. Şimdi bilmiyorlar deyince ben bir durdum hocam. Durdunuz tabii. Yani bilinse Türkiye burada olmaz. Yani bilimsel manada. Dediğim gibi potansiyele baktığınız zaman 20 bin, 50 bin, 100 bin derdi konuşuluyorsa burada ve TÜBİTAK'a verilen projelere falan baktığınız zaman onu değerlendirmeyin ben hiç. Yani oraya girdiğimiz zaman o iş tamamen bakarsınız hiç şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bilim insanı olaraktan Türkiye'de neredeyiz falan. Bence en büyük sorun bana göre bu böyle kategorize edilmiş dergilerdeki yayınlara bakaraktan belli bir puanlarla bilim insanı yetişmez. Biz nasıl bilim insanı yetiştireceğiz? Önce onun doğru formülünü tabii. koymamız lazım. Elbette. Diyorsunuz. Yani başlangıç noktamız bu. Bu yapılanmayı yani bilim insanı yetiştirmenin prosedürünü doğru şekilde yerleştirebilirsek çok güzel. Sorunun temelini çözmüş oluruz bu, diyorsunuz. Doktorada da yani doktoraya başlayacak siz geldiniz ben doktora yapmak istiyorum dediğiniz zaman iyi bir danışman yani yol gösterici, hoca
tarifi yapmak lazım. Bir danışman nasıl olmalıdır? Anlatabiliyor muyum? Bu hoca, yani veyahut da biz hoca da diyoruz danışman. Hocanın tarifi olmalı. Denir ki mesela 10 tane proje yapmış olmasın. Yürütücülüğü yapmış olmalı. Veyahut da 2 tane proje yürütmüş olmalı. Son yılda işte projesine bağlı olaraktan şu kadar çalışma ortaya koymuş olmalı falan gibi böyle kriterlerle danışman tarifi de yapılmalı. Yani herkes doktora yetiştirmede ehil olmamalı veyahut da ehliyet verilmemeli herkese. Yani her profesör, her doçent, hatta yardım doçent bile doktora yetiştiriyor. Doktora olmamalı böyle. Yani bunun doktora yetiştirecek, doktora öğrencisi. Çünkü doktora öğrencisi demek üniversitelerin temeli demektir bana göre. Bu temeli çok sağlam yapabilmek için çok sağlam ustalardan ders alması lazım, değil mi? Bu ustalar yetişmediği sürece, bu ustalar olmadığı sürece öğrenci o ne olursa olsun aynı ustasına benzer. Yani yetiştiği insana benzer. Evet, evet. Yani önce ustayı mükemmel hale getirmek tabii, lazım. Tabii. Onu iyi bir tarif edip ki mükemmel ustaların elinde yetişen çıraklar da gerçekten geleceğin mükemmel ustaları olabilir. Tabii ustaları yani baktığınız zaman eserlere falan öyle olmuyor mu yani ustalık eseri var, evet, bilmem evet. Şeylik eserlere, çıraklık falan. Hocam son birkaç cümle programımızın sonuna geldik. Yönetmenim uyarıyor beni. Son birkaç cümle kapanış sözlerinizi alalım. Veda edelim. Şimdi tabii ben bu işin içerisinde 40 yıllık bir insan olaraktan üzülüyorum yani. Türkiye'deki akademisyenlerin verimsizliğiyle ilgili olaraktan bu üzüntüm tabii var. Ancak ileriye baktığım zaman inşallah daha iyi şeyler olabileceğini de düşünüyorum. Ama söylediğim gibi böyle takvim, puan, impact faktör şudur budur bunlarla çok fazla uğraşmamak lazım bana göre. Bana göre tez üretmesi lazım. Sonuca bakmak lazım. Tabii, ürüne bakmak lazım. Ne ürettin? Proje üretmesi lazım. Evet, ürüne bakmak lazım. Tabii ürüne bakmak lazım. Ne ürettin? Ne verdin sen kardeşim bugüne kadar? Ne yaptın? Yani al 50 tane yayın olmuş, 100 tane yayın olmuş. Tıp fakültesinden örnek verdiniz biraz önce. Tıp fakültesindeki arkadaşlar tabii ben şey yapmıyorum. Tabii iyi çalışkan hepsi de iyidir ama ne konmuş? Yani Amerikalı bilim adamları zaten bu tür uluslararası toplantılarda tek söyledikleri şey masada ne var? Ya tabii yani masada ne var diyorlarmış hocam. Bunu geçen bir arkadaşım söylemişti. Onlar somut şeylere bakarlar diyor. Sizin işte şu kadar araştırma yaptık, bu kadar araştırma yaptık bilmem ne değil. Masada ne var? Masaya ne koyuyorsun? Tabii ya ben kesinlikle de böyle söylerler diyor. Yoksa sizi ciddiye almazlar diyor. Yani masaya bir şey koymuyorsanız somut bir ürün ya da sosyal bilimlerde çok önemli bir deneysel araştırmayı ve sonuçlarını masaya koyamıyorsanız ciddiye almıyorlar tabii, sizi diyor. Bak ben bir şey daha söyleyeyim burada hemen onu da unutmadan. Bilimsel sömürü diye bir de yeni bir tabirdir belki bu ama gerçekten şimdi bizim bilimle ilişkili olaraktan yönlendirmelerimiz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde dışarıya bağlı olaraktan moda magazin türünde çalışmalara giriyoruz. Esas bizim ülkenin sorunlarını çok fazla görmeden pratik olarak da o da neden oluyor? O da şundan kaynaklanıyor. Mesela bu tür dergiler hani diyorsunuz ya onlara itibar ediyor. Onlara itibar ediyor. Ve düşünceleri sınırlandırmış oluyoruz. Yani ülkenin beyinlerini sınır koymuş oluyoruz. Maalesef. O kadar düşünüyorsunuz siz. O zaman kendi hakemli dergilerimizi çıkarmamız gerekiyor. Kendi hakemli dergilerimiz var. Mi? Bilimsel dergilerimizi daha da çoğaltmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Kendi hakemli dergilerimizde de gerçek anlamda hakemler hakemlik yapmıyorlar. Onu da söyleyeyim. Eş toz, bunları arkadaş da, işi evet, falan. Yani bunları da iletmiş olmakta yarar var. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, eğitiyorumun sonundayız. Üniversite problemlerini konuştuk. Profesör Doktor Zafer Karaer hocamla, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürü. Tabii ki çok önemli ürünler verecek bilim kurumlarını ortaya koymak yine bizim elimizde. Ümit ediyoruz, üniversitelerimiz gelecekte hem sayısal olarak artar, sayısal olarak arttığı gibi aynı zamanda ürettiği bilimsel çalışmalarla, bilimsel verilerle de Türkiye'nin
dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almasına çok ciddi katkılar sağlar. Temennimiz bu. Sevgili seyirciler, gelecek haftaki Eğit Yorum'da yine farklı bir konuyu ele alacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.